doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi alan Sosyal Ana Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar. Efendim, ben Deniz Ayıf Doğrulu ve bu kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden bize sağlıklı. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim, tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da fahiş kiralar dikkat çekmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, Alanya'daki kiracı ve ev sahiplerini uyardı. Arı, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların huzursuzluk yaşadığını söyleyerek, kiracıyı çıkarmanın en basit yolu elden yapılan ödemeler, o yüzden kiracılar ya ödeme makbuzu alsın ya da bankadan ödemelerini gerçekleştirsin, dedi. Alanya iskelesinin mezbeleliğe dönen halini ise meclis gündemine taşıyacağını ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Cavit Arı, Alanya'ya gelerek partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette Milletvekili Arı'yı ilçe başkanı Coşkun Karadağ, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle eski ilçe başkanları Ali Gürkan ve Ali Takavut partililerle karşıladı. Türkiye'de kötü bir iktidar yönetimi bulunduğunu vurgulayan Arı, gayrimenkul fiyatlarında yaşanan artışa dikkat çekti. Alanya'da son günlerde ev sahipleriyle kiracılar arasında sorunlar yaşandığı hatırlatılan ve bu durumun hukuki olarak çözümleri sorulan Arı, kira sözleşmesi özel hukuk ilişkisi ve kira kanununa tabi. Yapılan sözleşme tarafları bağlar. Mevcut sözleşmenin koşullarını kimse değiştiremez. Ancak sözleşme hükümlerine göre iki taraf buna bağlı kalmak zorunda, dedi. Özel hukuk ilişkisidir ve kira kanununa tabidir. Sonuçta burada yapılmış sözleşme tarafları bağlar. Şu anki mevcut kira sözleşmesi ev sahibini de bağlar, kiracıyı da bağlar. Yani mevcut sözleşmenin koşullarını kimse değiştiremez. Ancak sözleşme hükümlerine göre iki taraf da bu sözleşmeye bağlı kalmak zorundadır. Arı, mülk sahibinin kanunda tanımlanmış yasal süreçlerin tamamlanması halinde kiracıyı evinden tahliye edebileceğine dikkat çekti. İlişkisinde İşte tahliye taahhütnamesi varsa mülk sahibinin ona göre hakkı vardır. Kiracı kirasını ödemezse mülk sahibinin ona göre işlem yapabilme hakkı vardır. Kira konusunda en büyük sıkıntının elden yapılan ödemeler olduğunun altını çizen Arı, bu çok riskli. İyi niyetli, dürüst bir ev sahibi elden ya da bankadan kirasını almışsa inkar etmez. Bazen mülk sahipleri kiracılarını evden çıkarabilmek için elden yapılan ödemeleri tahliye gerekçesi yapabilir uyarısında bulundu. O koşullar sözleşmeyle tespit edilmiştir. Sözleşme kuralları şu an geçerli. Önce onu söylemek lazım. Bizim aslında anlatmaya çalıştığımız burada toplumsal bir huzursuzluğa dönüştü iş. Alanya İskelesi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Balıkçılar Kooperatifi'ne verilmesinin ardından yaşanan bakımsızlık sonucu oluşan tahribatın şehrin aynası olması gereken iskele bölgesinin imajını kötü etkilediği anımsatılan Arı, konunun meclis gündemine de taşıyacağını ifade etti. İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise 1 Mayıs İşçi Bayramı için vatandaşları etkinliğe katılmaya davet etti. Ben buradan sizlerin vasıtasıyla tüm emekçi arkadaşlarımı, tüm işçi arkadaşlarımı ve tüm partilerimizi özellikle saat 11'de 1 Mayıs günü 11'de partimiz önünden kortej halinde Kuyularölü Camisi'nin önünde tüm tertip komitesiyle birlikte 1 Mayıs'ı kutlamak için tüm arkadaşlarımı aynı zamanda davet ediyorum buraya. Efendim, Ramazan geldi. Umarız ki hoş geldi. Elbette ki hoş geldi. Ramazan bayramıdır. Bütün İslam aleminin oruçlarını tuttuğu, ibadetlerini yaptığı ayın, mübarek 11 ayın sultanı Ramazan'ın bayramla taşlandığı gündür Ramazan. Ama Ramazan hoş mu geldi? Alanya'da bayram şekeri fiyatları tam tamına %40 artış gösterdi. Ramazan bayramı öncesinde fiyatların yüksek olması nedeniyle bayram şekerleri önceki yıllardaki ilgiyi göremedi. Evet.
Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların Ramazan bayramı alışverişi başladı. Bayram şekerinde ise geçen yıla oranla fiyatlarda %40 artış yaşandı. Şeker fiyatlarındaki zamlardan bayram şekerleri de nasibini aldı. Bu Ramazan bayramı ikramlık şeker fiyatları tezgahlarda %40 zamla alıcılarını bekliyor. Yetkililer birçok ürüne gelen zamların yanı sıra bayram şekerine gelen zammın kaçınılmaz olduğunu belirterek, vatandaşlar Ramazan bayramı şeker bayramı olduğu için mecbur şeker alıyorlar ancak eskisi gibi değil dedi. Yapılan araştırmalarda şeker fiyatları 50 liradan başlayarak daha uçuk fiyatlara kadar artış gösteriyor. Efendim Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador ve Kolombiya'nın ardından Latin Amerika turu kapsamında Panama ve Venezuela'da temaslarda bulunup işbirliği anlaşmaları imzaladı. Bakan Çavuşoğlu, Panama kanalını da inceleyerek Kanal İstanbul için fikir alışverişinde bulundu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Latin Amerika turunda. Resmi ziyareti kapsamında Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela'ya gitti. Bakan Çavuşoğlu işbirliği anlaşmaları imzaladı. Türk Maarif Vakfı ile okul açılışı yaptı. Bu ülkelerde üniversitelerde Türkçe ders verilmesi konusunda görüşmeler yapıp Panama kanalını inceledi. Çavuşoğlu ziyaretle ilgili dünyanın en önemli mühendislik projelerinden Panama kanalında incelemelerde bulundu. Kanal İstanbul için bu tecrübeden yararlanacağız dedi. Bakan Çavuşoğlu resmi ziyaret için geldiği Panama'da Devlet Başkanı Laureano Cortizo ve Dışişleri Bakanı Erica Moines ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirip iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı. Panama Dışişleri Bakanı Moines'i Antalya Diplomasi Forumu'nda ağırlamaktan mutluluk duyacağını ifade eden Çavuşoğlu, eğitim, kültür, Türk dilinin Panama üniversitelerinde okutulması dahil birçok alanda Türkiye-Panama arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceklerini ve işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini ele aldıklarını aktardı. Önemli turizm ülkesi, bugün imzalayacağımız turizm işbirliği anlaşması da bu alanda işbirliğimizi daha da güçlendirecek. Güney Amerika ülkelerinden Venezuela'ya 2018'den bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Türkiye Maarif Vakfı, başkent Karakaş'ta yeni kampüsünün açılışını ise Bakan Çavuşoğlu'nun katıldığı törenle resmen gerçekleştirdi. Açılışa Venezuela Dışişleri Bakanı da katıldı. Efendim tütün kaçakçılığı nedeniyle devletin 2022 yılı içerisinde 25 milyar Türk liralık vergi kaybı yaşadığını söyleyen Velittin Yenialp. Hem esnaf hem de devlet zarar görüyor. Yasa dışı bu duruma dur demek gerekiyor dedi. Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp son yıllarda Alanya dahil olmak üzere ülke genelinde artan tütün kaçakçılığına değindi. Binlerce adet tütünün gümrük kaçağı olarak ülkeye giriş yaptığının altını çizen Yenialp, yaşanan bu durumdan en büyük kaybedenin devlet olduğunu söyledi. Tüketiciyle buluşturulan kaçak ürünlerin esnafa zarar verdiğini ifade eden Yenialp, hangi koşullarda üretildiği, içerisinde ne olduğu bilinmeyen, vergisi ödenmemiş ürünler çok ucuz fiyatlardan ruhsatsız satış noktaları kanalıyla tamamen kontrolsüz bir şekilde tüketiciyle buluşturuluyor dedi. Bunlar sizlere değiliyor. Denetimlerin aralıksız sürmesiyle kaçakçılığın önüne geçebileceğini söyleyen Yenialp, maalesef gün geçtikçe büyümeye devam eden bu yasa dışı faaliyet alanının yok edilmesi için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yapılan kapsamlı değişikliklerin bir bütün olarak uygulanması ve kolluk kuvvetlerinin yurt genelinde sürdürdüğü etkili mücadelenin aralıksız sürdürülmesi gerekiyor dedi. Efendim Alanya'da polis tarafından huzur ve güveni sağlamak için halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda yapılan denetimlerde 336 sorgu aranması bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Evet.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri huzur ve güveni sağlamak için halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaptı. 60 personelin katılımıyla yapılan umuma açık iş yerleri ve sabit yol uygulamaları kapsamında Barlar Sokağı, Damlataş Güzel Yalı Caddesi, Obagöl Fatih Caddesi, umuma açık işletmeler, yürüyüş yolları, park ve bahçelerde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 336 kişiye GBT sorgusu yapılırken aranması bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Ekiplerin denetimleri yaz sezonu boyunca sık aralıklarla yapacağı öğrenildi. Prompter gitti. Efendim, Alanya'da cuma namazının ardından ziyarete açılan sakallı şerif yoğun ilgi gördü. Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından 40 kat beze sarılı sakallı şerif ziyareti açıldı. Perşembe günü kadınların ziyaret ettiği sakallı şerifi bugün de erkek cemaat ziyaret etme fırsatı buldu. Namazın ardından sanduk içindeki sakallı şerif mihrabın önündeki yüksek bir sehpanın üzerine kondu. Sakallı şerif Alanya Müftüsü İhsan İlhan'la cemaat tarafından salavat ve tekbirler eşliğinde ziyarete açıldı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla sakallı şerifin fotoğrafını çekti. Sakallı şerif ziyaretinin akşam saatine kadar süreceği öğrenildi. Efendim, Alanya Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki imalathane ve marketlere denetim gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüm yıl gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da sürdürmeye devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kent genelindeki imalathane ve marketlerde denetimlerini sıklaştıran ekipler, vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak faaliyette bulunan işletmelere fırsat vermiyor. Ekipler belirlenen kuralların dışında ürün sattığı veya üretimini yapan işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetimler hakkında bilgilendirmelerde bulunan Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle gıda teknisyenlerimizle birlikte tatlı imalathanelerini denetledik. Amacımız tedarik zincirinde hijyen ortamında üretilmiş malzemelerin halkımıza kolay ulaşımını sağlamak. Alanya Belediyesi Zabıtası olarak bizler bayramda da 7/24 görev başındayız diye konuştu. Efendim, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in trafik yoğunluğunu azaltmak için başlattığı sahil bandı düzenleme projesinde çalışmalar Obaçayı-Tosmur etabında hızla devam ediyor. Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii'nde kılınan cuma namazının ardından 40 kat beze sarılı sakallı şerif ziyareti açıldı. Perşembe günü kadınların ziyaret ettiği sakallı şerifi bugün de erkek cemaat ziyaret etme fırsatı buldu. Namazın ardından sanduk içindeki sakallı şerif mihrabın önündeki yüksek bir sehpanın üzerine kondu. Sakallı şerif Alanya Müftüsü. Efendim, yürüyüş yapan bir kadın kaldırımda para dolu zarf buldu. Zarfı kontrol ederek eşine konu hakkında bilgi verdi. Market işletmecisi Hasan Canbay adeta dedektif gibi sürerek zarfın sahibini tespit etti. Market işletmecisi Hasan Canbay, Bostancı Pınarı Caddesi üzerinde eşi tarafından kaldırımda bulunan para dolu zarfın sahibini tespit edebilmek için dedektif gibi iz sürdü. İzlediği güvenlik kameralarında kamyonete binen bir kişinin zarfı düşürdüğünü tespit ederek araç sahibine ulaştı. Canbay, parayı düşüren Ahmet Arıkan'la bugün bir araya gelerek 1100 lirayı teslim etti. Canbay, insanlar dişinden tırnağından artırıp birikim yapıyor. Kaldırımda eşim tarafından bulunan zarfın sahibini zor da olsa belirleyip parayı teslim ettik dedi. Ahmet Arıkan ise duyarlılığından ve dürüstlüğünden ötürü Canbay'a teşekkür etti. Efendim, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak mübarek Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı. Evet.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde başkan yardımcıları, müdürler ve personelle bayramlaştı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, personele ailenizle birlikte mutlu, huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Her birinizin bayramını tüm içtenliğimle kutluyorum. Bayramınızı çocuklarınız ve ailenizle mutluluk ve sağlık içerisinde geçirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize hayırlı bayramlar dedi. İyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar arkadaşlar. Efem Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğiyle yürütülen Alanya ve çevresi su kabağı geliştirme projesi kapsamında file dağıtımı projesi devam ediyor. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sırasında üretimi yapılan su kabakları, çeşitli kullanım fonksiyonları için değerlendirilebilecek vatandaşlara Cuma pazarında Eşref Kahvecioğlu Caddesi üzerindeki Hacet Camii önünde dağıtıldı. Fide dağıtımını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, Alanya'mızın sembolü haline gelen, kültürel bir değerimiz olan su kabağı dağıtım organizasyonlarımız geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda devam ediyor. Bugün de Cuma pazarı girişinde dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Kültürel değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz dedi. 1 metre diyorlardı ya. Abla buyur. 1 metre demek. Efem Alanya Kaymakamı Doktor Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürleri, idareciler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce iftar yemeği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürleri, idareciler ve aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen iftar programında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz açılış konuşmasını yaparak katılımcılara teşekkür etti. Değerli öğretmenlerimizin de bulunduğu birçok vatandaşımızı kaybettik. Zorlu bir dönemi önemli ölçüde geride bıraktık. Salgın sürecinde toplumumuzun tüm kesimleri gibi öğretmen ve öğrencilerimiz de hiç alışık olmadığı günler yaşadılar. Sizlerin de olağanüstü çabalarıyla gerek çevrim içi gerekse yüz yüze olarak eğitim öğretim faaliyetlerini aksatmadan birlikte devam ettirdik. Bundan dolayı siz saygıdeğer okul yöneticilerime, özellikle şahsım ve Alanya halkımız adına çok teşekkür ediyorum. Daha sonra misafirlere hitap eden Kaymakam Ürkmezer, böyle organizasyonlarla birlik ve beraberliğimizi devam ettireceğiz. Çalışma ve faaliyetlerinizde hepinize başarılar diliyorum ve yaklaşan Ramazan bayramınızı şimdiden kutluyorum dedi. Gittiğimiz okullarda hep şunu söylemeye çalışıyoruz. Birlik, beraberlik, aile ruhu içerisinde çocuklarımızın daha iyi bir nesil olması için, geleceğimizin daha da iyi bir şekilde şekil alması için, iyi bir yönde şekil alması için bütün okul yöneticilerimizle, milli eğitim camiamızla, öğretmenlerimizle beraber çalışıyoruz. İnneke men tuduhili. Efem Alanya'da eşini öldürüp kendi suratını ateş eden Yahya Yılmaz, yargılandığı davada karar çıkmadı. Yılmaz, eşinin kendisini aldattığı iddiasını sürdürürken çocukları da babalarının sürekli annelerine eziyet ettiğini belirtip şikayetçi oldular. Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasında Yahya Yılmaz aldatıldığını iddia ederken çocukları ise babalarını suçladı. Çiftin çocukları Sena Yılmaz ve Sefa Yılmaz babalarının annelerine sürekli eziyet ettiğini ileri sürdü. Sanık Yahya Yılmaz öldürdüğü eşi Gönül Yılmaz'ın kendisini aldattığını öne sürdü. Yılmaz, ben bulunduğum marketteki kameradan olayı görünce 6 ay önce aldığım av tüfeğiyle eşimin bulunduğu markete gittim. Burada tartıştık. Seni adam etmesini bilirim deyince kendimi kaybettim dedi. Çiftin çocukları Sefa ve Sena Yılmaz babasından şikayetçi olduğunu belirterek yıllardır annelerinin eziyet gördüğünü, tüm borçları annelerinin üstlenip gece gündüz çalıştığını söyledi.
Yahya Yılmaz'ın daha önce Tosmur Belediye Başkanı Musa Özdemir'e yönelik silahlı saldırısında da savunmasını üstlenen avukatı Mehmet Ali Kozpınar ise aldatma olaylarındaki telefon görüntülerinin öz çekim olduğunu iddia edip olay günü kamera görüntülerinde maktulün öpücük attığını görmüş, arayınca da kendisine hakaret edilmiş şeklinde savunma yaptı. Mahkeme heyeti sanık Yahya Yılmaz'ın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı 14 Eylül 2022'ye erteledi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in trafik yoğunluğunu azaltmak için başlattığı sahil bandı düzenleme projesinde çalışmalar Obaçayı Tosmur etabında hızla devam ediyor. Alanya Belediyesi'nin Alanya Merkez Kargıcak arasındaki kesintisiz bisiklet yolu oluşturmak için başlattığı sahil bandı düzenleme projesi tüm hızıyla sürüyor. Obaçayı Atatürk Anıtı etabında çalışmaların tamamlanmasının ardından Obaçayı Tosmur etabında başlatılan çalışmaların da kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında bisiklet yolunun beton döküm işi hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışmaların ivedilikle sürdürüldüğünü ve kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, şu an çalışmaların tamamlandığı etaplarımız vatandaşlarımızın kullanımına açıldı. Çalışmalar tamamlandıkça da kullanıma açmaya devam edeceğiz dedi. Efendim, Alanya'da iki kişinin sokak ortasında kavgaya tutuşmasının ardından silahlı kavga meydana geldi. Bir kişi karnından ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olay Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki kişi sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi yanında getirdiği satırla arkadaşını yaklaşık 50 metre kovaladı. Diğer şahıssa daha sonra belinden çıkardığı tabancayla 5 el ateş ederek diğer şahsı sol bacağı ve karın bölgesinden vurdu. Olayın ardından şüpheli olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekiplerinin şüpheli yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi. Efendim, Alanya'da çeşitli suçlardan arınan iki şüpheli polis tarafından yapılan GBT sorgusunda yakalandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve mala zarar verme suçundan 10 yıl 4 ay 14 gün hapis cezasıyla aranan Demirtaş Mahallesi'nde, çocuğun cinsel istismarı suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan GBT sorgusunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim, Alanya'da çeşitli suçlardan aranan iki şüpheli polis tarafından yapılan GBT sorgusunda yakalandı. Olay Mahmutlar Mahallesi'nde dün akşam saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Bir otomobil belediye kavşağında kırmızı ışıkta geçerek Mahmutlar Mahallesi yönüne dönüş yapan taksiyle çarpıştı. Kazada taksi şoförüyle birlikte yolcu olarak bulunan İran uyruklu iki şahısla diğer araç şoförüyle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralılardan İran uyruklu kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden taksi şoförünün tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. O yüzden... Efendim, Alanya'da Türk Telekom'a ait 100 metre kablo çalan bir kadın 4 şüpheli jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.
Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri Güney Mahallesi'nde kablo hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 4 şahıs suç unsurlarıyla birlikte yakalandı. Hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri araçta yapılan aramada demir makas, yan kesici, orak, pense, eldiven, 100 metre bakır ve alüminyum alaşımlı kablo ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden biri serbest bırakılırken diğer 3 şahıssa cezaevine gönderildi. TFF 2023-23 sezonunda liglerin başlangıç ve bitiş tarihleri belirlendi. Alınan karara göre Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Spor Toto 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak. 21 Kasım 18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de müsabakalar 27-28 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de ise karşılaşmalar 3-4 Eylül 2022 tarihinden itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek. Zira Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek. Efendim bendeniz Raif Doğrul. Gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, yaşanılası nice günler temenni eder. Yarın yine aynı saatte bu ekranlarda hafta sonu Ana Haber bülteninde buluşmayı dileriz. Esen kalın. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize iyi akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, Kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı,